ne okuyor? Herkese selam arkadaşlar, ben Ahmet Çandar. Bugün çok farklı bir yerdeyim, yanımda Sıla da yok, Mert de yok. Niye? Çünkü Mert'in evinin önündeyim. Aa, Mert çıkmadı. Mert'e benziyor abi. Tamam. Değil mi? Ben de öyle dedim. Kediler sahibine benzermiş. Arkadaşlar Mert benim evin içinden geçti. Köpüklerle doldurdu. Yanında da Mert'in işbirlikçisi var. Şimdi abi ne işbirlik yapıyorum? Yalnız Sıla'ya hiçbir şey yapılmıyor Yiğit, farkındaysan. Oğlum siz zaten en başına yaptınız ona her şeyi. Onların intikamı bu. Evet. Sen işbirlikçi mi oluyorsun şu an sadece? Evet. Mert arkadaşlar onun evine giremeyeceğimden o kadar emindi ki Sıla. Evet. Evine giremeyeceğimi düşünüyordu. Ona yani başka yerde bir şaka yapacağımı düşünüyordu arkadaşlar. Ama ben ne yaptım? Mert'in kız arkadaşıyla konuştum. Evin anahtarını aldım. Şimdi ne yapacağız burayı? Tavuk kümesine çevireceğiz Yiğit. Buraya tavuk mitingi yapacağız arkadaşlar. Tavuk mitingi! Ben beklemediğim hareketler yapıyorum kız bana. Ama önce Mert'in evini gezelim. Ben de gezeceğim abi. Odun evimi gezdi. Bu burayı yeni yaptı değil mi Yiğit? Yazık kıyamam. Bir de ne kadar hevesliydi biliyor musun? Evim değiştirdiğinde bahsetti. Davet etseydin görürdük dedim. Çağırmadı dedi. Fotoğraf yollarım dedi. Galata Kulesi var. Bunlar PUBG'den almış. Ya bunda hiçbir şey yok ki Yiğit ya gösterecek. Kız arkadaşına söyledim ya, kız arkadaşı evi topladı. Ben yine haber veriyorum. Benimkisi o Sıla'ya söylemiş Ahmet'e şaka yapacağım diye. Sıla'nın yaptığı tek şey girip odama perde astı. Çünkü ne? Polar asılıydı. Perdesi düştü onun. İnsan der ki abi şu çoraplarını bir kaldır. Oldu. Gelecekler diye haber verseydim istiyorsan. Neyse fark etmiyor. Ben direkt başlamak istiyorum ya. Arkadaşlar önce burayı samanla kaplayacağız. Burayı bildiğiniz bir kümese çevireceğiz. Ben YouTube'da bu arada birkaç tane eve tavuk sokma şakası izledim. 2-3 tane tavuk sokmuşlar. Ben burayı gerçekten tavuk mitingine çevireceğim birazdan. Evet. Bu arada Mert nerede diye merak ediyorsunuzdur şu an arkadaşlar. Nerede sence Sloş? Mert şu an Enes'in yanında, Enes onu oyalıyor. Şimdi ona bir bakacağım, bana mesaj atacak. Evimdeki köpükleri hatırlayıp şöyle fırlatıyorum. Mert şu an Enes'in yanında. Mert ortalama 1 saat sonra Enes'in yanından çıkacak. Yani 1 saat süremiz var buraya hazırlamak tamam. için. Baba ben birazcık şerefsizlik. Ben birazcık kötü oyun... Kızım bu ne bu? Benden daha kirliymiş Yiğit. Çok zevkli geliyor şu an. Allah! Yemin ederim. Aa. Bak o köpükler çıkmadı ya. Bu var ya, bu çıkmaz Yiğit. Bir sene çıkmaz. İyi oldu lan sana. Oldu. Arkadaşlar birazdan buraya bir sürü tavuk gelecek. Aha! Mertelen bir çorabı. Ama kirli, kirli sepeti orası. Birazcık enayi cipsi. Yer misin Yiğit? Alırım enayi cipsini. Enayi bülbül cipsi. Birazcık harbiden korkuyorum. Ben de korkuyorum bu ara. Tepkisi çok büyük olacak. Vallahi çok büyük olacak. Mert'in hiç görmediğimiz bir tarafını göreceğiz şu an. Yapacak bir şey yok. Hadi bak. Mert kusura bak. Arkadaşlar bu arada bu tarz şaka videoların devamını istiyorsanız video like atmayı unutmayın. Çünkü sizin beğeninize göre karar veriyoruz. Eğer 70 bin like gelirse bir şaka videosu daha gelir. Kime bilmiyorum. Mert'in bir en sevdiği bölgeye doğru da geçelim değil mi? Oğlum onun en sevdiği bölge tuvalet. Vallahi. Evet. Ama oraya yapmam, tuvalete yapmam. Tuvalet abim. Şerefsiz herif. Birazcık da enayi suyu içeyim. Başka samanımız kaldı mı? Var tabii. Bu da mı saman? Hazır mısın Sıla? Evet. Bir, iki... Çıksın. Arkadaşlar buraya bir tane yuva yaptım. Birazdan tavuk arkadaşlar geldiği zaman burada rahat rahat böyle burayı yumurtlasınlar diye. Oo! Oh, he! Tavuklar acaba bunu kendi yumurtaları sanıp üstüne çıkarlar mısın? Tavuk zannederler. Değil mi? Üstüne çökerler. Bence bir tavukları getirelim. Şimdi Mert senin PlayStation kolunu atmıştı. İçine bir şeyler atman lazım. Televizyon kumandası git. Televizyon kumandasının yerini ben bu kadar iyi biliyorum. Boğazıma kaçıyor sürekli bir şey. Tavuklar gelsin. Telefonu kapattığım zaman arkadaşlar ben de buradan ışınlanacağım. Ben de tavuklarla beraber geleceğim. Tavuk reisi mi arıyorsun? Tavuk reisi. Tavuk reisiyle mi görüşüyorum acaba? Evet buyurun. Tavukları alabiliriz. Tavukları getiriyoruz efendim. Tamamdır. Aha. Kim o? Biz geldik. Kankilerimle. Of, dünyanın en eğlenceli videosu olmaya başlıyor şu an Yiğit. Bu arada Mert'in kız arkadaşından anahtarını aldın değil mi Yiğit? Hmm. Kıza da dedim ki, dedi ki kanka lütfen kötü bir şey yapma. Dedim ki şeyle dolduracağım, plastik renkli topları şöyle. Var ya, oyun havuzu topları. Ben işte Mert'e değil, ona üzülüyorum. Çık dışarı ya, oynayalım. Buyurun arkadaşlar. Çık çık, orası doğal ortamınız. Size burada ortam yaptık bir şey. Paçalara gel. Bu tavuk olamamış bu da. Arkadaşlar bir de bakın paraya kıydık ya. Özel seri tavuklar aldık, anladınız mı? Sıla, tavuklar Mert'in evine girmiş, ne demiş? Ne demiş? Buraya kadar var, buraya kadar var! Bunlar çok büyük. Çık dışarı, çık 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 çık. Kendimi hiç güvende hissetmiyorum bunlar varken ya. Arkadaşlar dağılın bakalım. Hepimiz bunu toplamayız. Hepimiz bunu toplamayız. Hadi bakalım. O ne biçim saç ya? Bu ne tavuğu? Bence sen Enes'e mesaj attın dersin. Abi. Bence de. Kankam Mert'i yollaman lazım. Ev hazır. Acil. Bakın arkadaşlar.
Şimdi birazdan Mert gelecek. Hep beraber Mert'e karşı bir karşılama komitesi, tamam mı? Aynı anda hep bir ağızdan istiyorum ki. Ulan bir de buna kıyamadım var ya Yiğit, bak internet kablosunu, bilgisayarını falan topladım. İyi yapmayın. Ya. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ben gaming içeriklere başladım. Yeni kanalımı da aşağıdan takip edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar evime de Türknet bağlattım. Türknet'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü bak Sıla, E-Devlet üzerinden çok hızlı bir süreç oldu Sıla. 3 dakikada dijital abonelik işlemi alabildim ya. 3 dakika ya Yiğit, yine 3 dakikada evine internet bağlatan var mı? Bağımsız internet hızı ölçüm şirketi Speedtest tarafından 2022'nin 2. ve 3. çeyreğinde hız birincilikleri ile Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı seçildik. 4. çeyrek henüz açıklanmadı arkadaşlar ama farklı bir sonuç geleceğini hiç düşünmüyorum Sloş. Türknet yani. İnternet hızının önemi arkadaşlar herkes tarafından çok fazla önemsenmiyor. Fakat bu gerçekten büyük bir problem. Bizim için çok fazla zaman ve efor kaybına sebep olan şeylerden bir tanesi gerçekten düşük internet hızı Sloş. Türknet arkadaşlar ama bu konuda çok cesur. Hatta ödülüyle de bunu çok 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 iyi kanıtladı. Kullanıcısını internetin doğası gereği özgür bırakan 1000 megabit upload, download, taahhütsüz sınırsız internet sağlayıcısı sunan başka bir yerden kime gidecekti arkadaşlar bu ödül? Gurur duydum, harikasınız. Arkadaşlar 1000 megabite kadar hız sizin de altyapınızda olabilir. Açıklamadaki linkten hemen sorgulamayı unutmayın. Siz de özgürlüğe geçiş yapın. Hadi Sloş videoya devam ki. Alıyorum abi. Ne bağırıyorsun lan? Sen dövüyorsun küçük olanları. Neden dövüyorsun küçük olanları? Kavga yasak. Şiddete karşıyız değil mi? Tek onayladığımız şiddet Mert Eren Bülbül'e psikolojik şiddet olacak. Ya Allah'ım ya Rabbim. Biz için bu tavukları beslemeyelim mi? Besleyelim hadi, bir git bir. Korkuyorum ben senden. Ya abicim korkma, gözünü seveyim. Ya buna nasıl korkayım ya? Arkadaşlar acıkan var mı? At oraya yerle. Arkan bokla karışık saman olmuş abi. Ben kıçımda da tavuk bokum var. Saman karışmış hepsi böyle. Valla. Ne yapalım, yapacak bir şey yok. Ben de atayım biraz. Bitti. Ya hepsini mi attın? He, acıkırlar diye. Ya böyle atacaktık üstlerine. Hiçbir şey bilmiyor bu çocuk ya. At şey. Tam o beyaz olan. Ne bu lan? Cips mi? Yerler mi sende cips? Vurdu sana Sıla. Evi köpükle doldurmasının, videolarda yaptıkları gelinlik şakalarının. Sen kalkman için sana gelinlik mi getirelim? Bana gelinlik. Aklımdaki lan, köpük markaları. Evet, ben de salam ya. Gelinlik markalarını soracaktı, bu bilecekti. Niye onu öldürdün? Yemek videolarında bana yedirmediklerinin. Fightlar. Sessiz ol, bir şey anlıyor. Ne bağırıyorsun? Ben tavuk dilinden anlıyorum. Herhalde bunların bir bedeli olacaktı değil mi Yiğit? Biz bence bir Mert'i arayıp yoklayalım. Sen arasan ne olur? Mert'i mi? Ne diyecek? Yani ama eve getirecek ve onu uyandırmayacak bir şey lazım Yiğit. Ha dur, buldum. Ne oldu? Ben şarjı matkap vermiştim. Bana şarjı matkap lazım. Acil lazım de. Allah! Ne oluyor adamım? Ya da sakin olun. Dün kamera almadı mı o senden? Şarjı matkap aldım. Tamam, aynen. Ama sesini duyacak, tavukların sesini duyacak. Dışarı çıkalım. Tamam ama olmaz, o da olmaz abi. Bu odaya girelim. Odada da var. Çıkartacağız buradaki tavuğu. Neredesin? Enes'teyim. Enes'te mi? Ne zaman geçeceksin eve? Ofise geçeceğim buradan. Ofise? Ha, şarjlı matkap lazım bana. Şarjlı matkabı alıp getirebilir misin? Şarjlı matkabı mı? Ha. Dur bakayım, bir arayacağım, bekle. Buradan zaten çıkmam, yani anca çıkınca yaparım, yapabilirsem de. Ne zaman çıkacaksın? Dur bir arayacağım ben seni. Tamam bekliyorum. Dön ama bana mutlaka. Tamam dön. Arkadaşlar artık evi hazırladık, yapacak bir şey kalmadı. Buraya sadece beklememiz gereken şey Mert'in gelmesi. O yüzden sessizce Mert'in gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar ne yaparsak yapalım Mert'i kandıramıyoruz. O yüzden telefonla arayıp bir minik çaktırmam lazım. Zaten o benden korktuğu için şakayı yaptığından beri diyeceğim ki ben senin evinin oradayım. Seni görmeye geldim. Zaten direkt kıllanacak gelecek. O yüzden şu an Mert'i aramak zorundayım. Ama şu içeriki odada arayalım, tavuk seslerini duymasın. Evet. Kendimi keseceğim şimdi. Vallahi bırakacağım, gideceğim şimdi evi Yiğit. Onun bilgisayarından yayın açalım, bırakalım gitsin, herkes canlı yayında izlesin. Tavuk. Alo. Kanka ne yapıyorsun? İyi kanka, şifre atıyorduk. Öyle bir ses tonuyla sordum ki sanki ben de. Ya Mert'e ulaşmam lazım da ulaşamıyorum ya. Tamam. Ona versene telefonu. Şu an elini aldı, ben mi vereyim, sen mi verirsin? Oğlum sadece Mert'le konuşmam lazım 2 dakika ya. Geldim. Vereyim mi telefonu? Ver ona ver telefonu, ver. Ben veriyorum. Alo. Oğlum senin eve geldim, neredesin ya? Oğlum dur, şifadayım, bekle, bitiyor maç, son maç. Otoparktayım. Tamam, ne yapıyorsun, bende ne yapıyorsun? Bir şey konuşmam lazım. Tamam dur, geliyorum. Tamam ama beklemen lazım. 10 dakikaya bitecek maç, arayacağım, bekle. Beni arama, gel kanka. Tamam çıkacağım işte. Tamam. Hadi tamam, bekliyorum. Tamam hadi. Tamam.
var ya, büyük kıllandı da şu an tam kafasını, evet, çalıştırmadı. Farkında mısın? Evet, o evet. Daha fazla tepki verirdi diye düşünüyorum şu an. Geliyor ama ofise gitmeyecek, gelecek. Ofise gitmez direkt. Bekleyelim yani. Tamam, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biz kaydı tekrar kesiyoruz. Mert'in gelmesini bekleyeceğiz. Çünkü şu an size boş boş görüntü izletmenin anlamı yok. Evet. O yüzden Mert geldiği zaman görüşürüz kaydışla. 3, 2, 1. Arkadaşlar şimdi Mert'i beklerken sıkıldığımız için sıra sıra YouTube fenomenlerini arayıp senin evindeyim şakası yapacağım. Ben Mert'in kız arkadaşını evi toplarla dolduracağım diye kandırmıştım. Şimdi onu arayıp evin gerçek halini göstereceğim. Bir de onun tepkisine bakacağız. Çok kötü. Mert'i üzmüyorum gerçekten. Kanka selam. Selam. Ya, ya ben dedim ki evi toplarla dolduracağım dedim ya sana. Anne, baktım. Ben ya. ben sana yalan söyledim kanka. Biliyordum ben böyle olacağını. Çünkü ben geçiştirip durdum zaten. Beni bileceksin lan. Maalesef değil. Kanka bir de şu an sana da çok kızacak biliyorsun değil mi? Evin anahtarını verdiğin için. Umurumda değil. Evet, Mert şu an videoyu izliyordur. Büyük ihtimalle bütün sorumluluk benim. Evet. Kafasında silah dayayıp aldım anahtarı. Evet. Ki top diyebiliyordu zaten o. Evet, çok zorladım. Diğer odaya da bir bakayım. Onun altında da aynı durum. Bir de kız arkadaşı olarak. Şaka gibi, onları nasıl çıkartacak yani? Ben bilmem artık nasıl çıkartıyorsanız çıkarın. Seni öpüyorum, görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Turgut'u arayacağım Yiğit. Açarsa ona yapacağım. Evdedir ama. O zaman Mert'in evini gösteririm. Evde misin? Evdeyim. Tamam, ben videodayım da sana bir şey göstermek için aradım. Mert'in evindeyim şu anda. Mert'i bekliyorum. O sırada da insanlara Mert'in evini gösteriyorum. Ne düşünüyorsun? Çok hoşuma gitti benim ya. Değil mi? Gel gel, bir kahvaltı yapalım. Yumurtalar var. İyi, öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Mert'e sakın haber verme ha. Daha gelmedi. Tamam. Bir sonrakinde ne yapacağız? Bilmiyorum artık, bakacağız. İnek kana sığmaz oraya ama. Biz de onu planladık ya. İyi kanka, hadi görüşürüz. Başkalarını arayacağım. Nerede şey dekanlar mı? Senin evindeyim. Evde açarsa kız. Neredesin? Ben senin evindeyim. Surata bak. Sana birkaç bir şey göstereceğim Feride. Ahmet ne yaptın? Ne haber? Nasıl gidiyor hayat? Dur. Salak, senin evinde değilim. Senin evin değil. Ah, çok korktum biliyor musun? Kimin evi olduğunu tahmin edebiliyor musun? Mert'in evi bu. Evet, Mert'in evi. İyi, ben sizi... Vururdum. Bakalım o ne yapacak bilmiyorum. Onun gelmesini bekliyoruz. O sırada birilerini görüntüleyip gösteriyoruz. Çok korktum biliyor musun Ahmet? Aklını kaybetti biliyor musun benim evim deyince? Yapacağım şakadan o kadar korkuyor ki o. Ama kızım haberin olsun. Bu videoda da şaka yapmak için 70 bin like istedim. Sen bir ara yanacaksın. Öpüyorum şimdi, görüşürüz. Hadi bay bay. Yemin ediyorum böyle oldu. Evet, bak. Gördüm. Şu an gelecek. Şu an Mert'in evindeyim de Mert'e bir şaka yapıyorum. Onu beklerken YouTuber'lara Mert'in evini gösteriyorum. Göster, hadi göster. Siz Ali abiyle iyi bilirsiniz bunu ama ben birazcık seviyeyi uçurdum. Ne? Ay inanamıyorum ya. Çok kötü bitti. Çok kötü. Ay, büyük rezillik bu. Aynısı buraya doğmuştu. Vallahi mı bilmiyorum, ben çıkacağım gideceğim evden artık, ne olursa olur. Ne zaman gelecek Mert? Bir 20-30 dakikaya burada. Eğer evde olmasaydın senin evindeyim diye seni kandıracaktım bu arada. Çok. İyi tamam, seni öpüyorum. Sizi öpüyorum, özellikle sulamı öpüyorum. Hadi bay bay, görüşürüz. Allah Mert'e sabır versin. Ya çıktıysa artık Enes'i aramak lazım da, bir Enes çağırdı ya onu. Çıkmıştır o, ara. Bir arayayım çıktın mı diye önce Mert'i. Git odaya git. Ruhum sıkıldı kankim, bak yaklaşık 45 dakika bir saattir buradayım. 4 dakikaya oradayım. Bir video çekeceğim. Gittim videoyu ya. Kanka YouTuber'ların taksicisi oldum, çekiyorum. Turgut'a bile gittim anasını satayım ya. Sen bana yalan söylüyorsun. Ben anladım oğlum. Neyi anladın? Geçti artık, geçti. Neye geçti? Sen benim evime ne yaptığını söyleyecek misin yoksa? Ben senin evine bir şey yapmadım. Hadi kanka gel. Son sahnem seninle kaldı. Seni videonun 3. dakikasına koyacaktım. Hadi. Ya. Lan IQ'm 3 mü benim abi? Sen şu an senin evinde olduğunu mu düşünüyorsun? Kedime bir şey olduğunu dedim. Kaç dakika veriyor konu? Peki tamam, bekliyorum. Ağzımıza sıçacak. Şuna eğer Mert beni dövmeye çalışırsa tamam mı? Ben seni tutacağım, önüme koyacağım tamam mı? Tabii tabii, ben bak, yiyeyim dayağı sonra bak, arada. Bak sporumu yapıyorum, güçlüyüm ama o titan anladın mı? O şey gibi, troller var ya eski çağlarda. Benim var ya bir anda ısırır kafamdan aşağı tamam mı bak. Seni önüme koyacağım tamam mı abicim? Galiba Toşko da onunla beraber geliyor, tam emin değilim ama Toşko galiba ondan sonra çıkmış Yiğit. Ama Mert'in ortalama 3-5 dakikalık yolu bak. Burada Mert'in gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Ha geldi geldi. İçeri git. Evok kokuyor.
Hoş geldiniz Mert Eren Bey. Hoş geldiniz buyurun Mert evinize. Bey. Buyurun 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 buyurun. Öyle gidemezsin gidemezsin ya. Gidemezsin gidemezsin ya ya ya. Bana verir daire değil ki. Sen ne oldun? İbibik mi oldun sen de? Ben tavuk reisiyim gel. Ben sana dedim ama. Bu eve hayvan sokmayın demedim mi? Bu ne şimdi? Ben sana peki şey demedim mi? Bunun intikamını alırım. Peki bunu bir savaşa döndürmedi mi şimdi bu? Bunlar ne? Gel biri 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 biri. Gel biri biri biri. Dur yumurtanı. Lan bir sürü elçin hayvanı mı oldu? Tamam lan. Otur lan kutuşkaya otur gel şuraya. Bu ne bu ne? Yatağımın içinde geziyorlar. Kanka geçmiş olsun. Burada da mı var? Ya bu ne? Neyse köpükten kötü değil ya bu gider en azından. Evet, sen gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ama kedin nerede biliyor musun? Kedin nerede? Tavukların arasında bulman lazım. Sen benim PlayStation koluma attın. Yapamam. Kedimi atamaz. Ben sana kıyar mıyım lan ona? Ha. Ama televizyon kumandan yok. Açma açma. Kanka açma, çıkarsa Mert. Stark! Oğlum niye bir korumadı? Sakin ol geri dönecek geri dönecek. Oğlum! Lan bu ne? Oğlum kaç tane aldınız? Abi ben ne yapacağım şimdi? Diğer tarafında da vardınız işin. Orada müdahale ettiniz de ben durdum. Siz niye buna müdahale etmediniz? Durum müdahale ettiler yani. Ben durmadım. Ben daha yatağa çıkmadım. Ama yani geçmezse ne olacak? Geçer kanka yavaş yavaş. Tamam koku geçmezse ne olacak? Ya koku şöyle. Bana bir açıkta onu tamam. Koku geçmezse koku hemen geçer. Hani geçer ama hemen geçmez. Bir iki gün camlar açık böyle hani. Aynen. Bir, peki, tamam sen zaten kediye nasıl da alacaksın. Kediye ben de gerçekten aldım yani. Yok. Güvenmiyor musun bana? Annesi babasının yanına gitsin. Evet tamam. Para süpürge. Başlayalım. Neyse temizlemesi en azından daha kolay. Hatırlamıyorum ki evin orijinal halini hatırlamıyorum. Ama bayağı iyi yapmışsın. Ben geldiğimde çok güzel diyeyim dedim. Bence bunlarla yaşayacaksın. Ben daha hiçbir şey karışmam. Ben, sen benim evimi yaptın ve ben yaklaşık 2,5 haftadır evimi temizliyorum biliyor musun? Hala bitmiyor. Bir şey söyleyeceğim söyle. Bu arada. Benim samana alerjim var. Aynen kanka. Patlıcan alerjim var senin. Bu arada benim kız arkadaşımla var. Ama onu da veriyorum. Ya bu ne bu ne? Bu başka bir şey. Bunu nereden buldun? Elvis Presley de gelmiş. Oğlum üstüme üstüme atlıyorlar. Evet. Ya ben küçükken babam tavuk yapardı, yetiştirirdi ben o yüzden biliyorum. Herkes öldürür seni. Gel bili bili bili. Şu sandalyene baksana. Senin yılların gitti lan orada. Lan ne yapıyor orada s**lar benim sandalyemde. 13 taneler. Oğlum bunların cinsi ne? Bilmiyorum ben. 4'müş. Hayatımda ilk defa böyle bir cins görüyorum. Merhaba. Neden böyle desiniz acaba? Neden böyle desiniz? Abi yaklaşık 2 saatte seni eve getirtmeye çalışıyorum ya. Şuraları niye yaptınız ya? Burada kedimin ilaçları var. Vallahi. Buraları yazıyorum. Bunların videosunu çek. Düğünde oluyor ya böyle takı tekerken. Ya bu ne? Burayı ben yeni görüyorum ya. Kümesleri niye burada? Bu tavukları tavuk kardeşlerin evleri. Tamam şimdi ben eğitimin olduklarını düşünüyorum. İçini açarsam hepsi. O hepsini dövüyor bu arada. Bu şerefsiz herkes dövdüğü için bunu kaldırdık. Cezalandırdın. Kodis attık onu. Bu herkes dövüyor. Ya sen var ya. Toplumlar var. Toplumdaki beni temsil ediyorsun sen. Kırar lan sana. Utku tutukladı onu. Utku böyle yapıyor. Herkesin kafasına vur ya bunu götüreyim mi? Camdan kim bakıyordu? Ben camdan da gördüm. Sıla bakıyordum. Ben bakıyordum. Ha sonra niyet bir de evin ışığı yanıyor. Yani. Kanka artık anladın ya hani evinde olduğumuzu. Ne yapacağım? Ya bak yumurtalar taze ayar. Yumurtalar ha. Onlar bir dolaptan mı çıktı lan? Evet. Benim biraz şöyle lazım mı? Kanka. Evimi istemiyorum ya. Sakla zamanı gelir zamanı demişler. Bu şakayı bayağı düşündüm. Bak bak şu avizenin üstüne bak. Git bir yat bakalım yatağında. Dur burada çok nefes almayayım ben. Niye? Zaten bir parça ciğerim kaldı. Ya ben bunu yeni almıştım Ikea'dan 79.90'a ya. Giriş abi ya. Oğlum işemediler, sıçtılar, işediler. Şurada çamaşırlarım var. Abi burada ne işiniz var? Biri de demedi mi Ahmet bunu yapmayalım. Bunun tipi hakkında ne düşünüyorsun peki kanka? Erol Büyük Burcu'ya benziyor. Açta Kısmet Sulu'nun yeni bölümü yayınlandı bari onu izleyelim. Hayır bulamazsın orada değil. Bu toz nasıl kanka, geçecek? Kumandan... Oğlum sen bayağı zaman geçirmişsin. Ben daha yeni görüyorum o yüzden rahat olamam. Kumandan samanların içinde bir yerde ciddiyim. Vallahi bilmiyorum. Bak bak sağ... Aa kavga var. Aha kavga çıktı. Aha! Hangisine parayı? İşte bahisleri alalım. Kanka şu aç. Aha Toşka mı geldi? Dur. Kime? Gel kanka gel. Buyurun. Bak aşağıda ananı s**im.
Oğlum nasıl temizleyeceksiniz bunları? Mert nerede? Oha! Küstü kanka orada. Ben valla konuşmak istemiyorum. Abi benim evimin ağzına sıçtı, ben bu intikam... Yani hak etmedi mi? Aynı şey mi? Oğlum bir şey söyleyeceğim, ben hala... Hala tozlandırıyor bile evi. Sen bunu bir daha yaşayamazsın ki. Sen bunu da yaşayamazsın bir daha. Harbi söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu bana kaldı bu arada. İki kat yukarıda ben oturuyorum. Ben de kalacak. Ne olacak? Harbi ben nerede kalacağım? Onda sevgilisi geliyor. Kanka bakar mısın Mert'e iki gün? Kanka Mert'e iki gün... Oğlum ev çok kötü kokuyor ama bu ne? Ben bu evden taşınacağım. Hadi kanka Allah size kolaylık versin. Bu arada bu koku ben... çıkmazsa yıllık kirasını alırım kıyamet. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Gel buraya. Hayır kusmadık. Hiç ciddi bir şey konuşmadınız. Yani, konuşuyorum şu an. Elektrikli süpürgem bozuluyordu demiştin. Evet. Ben de sana dedim ki eğer bozulursa ben sana yenisini alırım demiştim. Tamam elektrikli evet. Süpürgem bozulursa ben de sana yenisini alırım. Tamam evin bozulursa... Hayır. Hayır. Öyle bir şey evin evet. Nasıl bozulabilir ya? Ben bu evde nasıl yaşayacağım? Bize ne? Koku... Çıkmazsa hayır, çıkmasın. Bu koku bok gibi kokuyor bok. Senin vücudundan çıkartmayan kokular yaratırım sana. Gel, özür dilerim. Neyin özrü ya? Gel, özür dilerim. Böyle kuru kuru lafla özür mü olur? Özür dilerim. Sana bir yemek ısmarlayacağım. Ya ben seninle konuşmak istemiyorum. Allah hiçbir şey yapma. Nasıl bir şey yapmadı oğlum? Isır. Bak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.